Nakil olduktan sonra her şeyin toz pembe olduğunu söylemek doğru değil. Çünkü bazı ilaçlar kullanıyorsunuz. Bu bağışıklık baskılayıcı ilaçların da bazı yan etkileri var. Örneğin şeker hastalığın bunlar direkt kendileri çıkarabiliyorlar. Kemik hastalığına sebep olabiliyorlar. Ama tüm bunları bir araya getirdiğinizde gene de dediğim gibi nakilden bir yıl sonra hastaların %100'ü hayatta kalırlığını devam ettirirken %98'i de sağlıklı böbrekleriyle hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bunlar çok başarılı, güzel oranlar tabii ki. Onun için tüm risklerine göre diyalizde olmak yerine nakil olabilmek önemli avantajlar sağlıyor. Böbrek naklinde uygun koşullar nelerdir diyecek olursak nasıl açıklayabilirsiniz hocam? Nasıl uygun koşullar? Hangi açıdan? Hocam şöyle söyleyelim. Örneğin her yerde yapılabilir mi? Ya da burada doğru böbrek nakli yapılan yerleri nasıl seçmeliyiz? Bunları nasıl Güzel değerlendirebiliriz? bir soru bu. Mutlaka başarıya endeksli bunları değerlendirmek lazım. Yani biz mesela ameliyat olarak çok ileri ameliyat tekniklerini kullanıyoruz ama bu işin detay kısmı esas. Önemli olan o merkezde hem hastaların takibinin iyi yapılması, başarı oranlarının iyi olması, bunlar en önemli. Amerika'da çalıştığım dönemde, Ohio State'te çalıştım ben. O dönemde benim en çok hoşuma giden şey hastalar aktif olarak o merkezin kaç nakil yaptığı, başarı oranı, her şeyi internetten görüp değerlendirebiliyordu. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Daha çok hani kulaktan kulağa orada olmuş, bu burada olmuş diye gidiliyor. Ama keşke iyi sorgulansa ve başarılı olan merkezlerde nakil olduğunuz zaman tabii ki başarı oranınız da daha fazla yükselecektir.